Dijitalleşme ile birlikte internet kullanımı artıyor. 16-64 yaş arasındakilerin geçen yıl ortalama internet kullanım süreleri 6 saat 58 dakika olarak belirlendi. Böylece son 8 senenin rekoru kırıldı. Bir sosyal medya platformu üzerinden 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira gelir elde ettiği hesaplandı. Son günlerde gündemde olan ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren sosyal medya içerik üreticilerini kapsayan düzenleme neyi kapsıyor? Merhaba arkadaşlar. Bugün Gezi Vlog yapıyoruz. Ege bölgesindeyiz. Ege'nin Aydınlık köy ilçesinde köylere doğru gideceğiz. Sosyal medyadan gelir elde eden içerik üreticileri ile ilgili yapılan düzenleme neyi kapsıyor ve kimler söz konusu düzenlemeden sorumlu tutulacak? İşte detayları. İnternetteki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden resim, video, metin, görüntü, ses gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticileri ile, bunlara siz YouTuber dersiniz veya başka şey dersiniz, ile akıllı telefon, tablet gibi cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde etmiş olduğu kazançlar istisna kapsamını aldı. Yasa buna da bir sınır getirmiş. 2022 yılı için 880 bin TL'ye kadarlık kısım istisna kapsamında. Yani bir kardeşimiz bu tür faaliyetler neticesinde elde etmiş olduğu kazancı 880 bin TL'ye geçerse normal mükellefiyet gibi tesis edilecek ve yine beyannamesini verecek, defter tutacak. Ama 880 bin TL'ye kadar ki kazançları istisna kapsamında olacak. Bu tür faaliyetlerde bulunan ve istisna sınırlarında kalan kardeşlerimiz defter tutma, belge verme, defter tasdiki gibi, beyanname verme gibi durumlarla da karşılaşmayacak. Bunlardan da muaf tutulmuştur. Korkulu rüya görmektense her şeyi yasal zemine oturtsunlar ve 880 bin TL'ye kadar ki alacakları bu tür tahsilatlarını da istisna kapsamında olarak değerlendirip %15'lik bir vergi alınmak suretiyle yasal zemine oturtulacaktır. Peki bu kardeşlerimiz bildirmezler ise, bu tür faaliyetlerini bildirmezler ise bu durumda istisnadan yararlanamayacak, normal ticari bir faaliyetmiş gibi vergilendirilecektir. Burada dikkatini çekmek istediğim kişiler hala bu istisna kapsamında kazanç elde etmiş olmasına rağmen onları buradan uyarmak istiyoruz. Aksi takdirde vergiye cezası, usul cezası, özel usul cezası ile karşılaşabileceklerdir. İnternet üzerinden gelir elde edenler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takibinde. Bakanlık bir süre önce başlatılan radar sistemiyle bu alanda gelir sağlayanları incelemeye aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yaptığı yazılı açıklamada oluşabilecek vergi kayıplarını inceleyip analiz ettiklerini söyledi. Elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi. Gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde sağ denetimlerine başlandı, dedi. Sosyal medya geliri elde eden 65 bin kişiden 50 bininin kısmen veya tamamen gelirini beyan etmediğini tespit ettiklerini de aktardı. Bunların da 3500'ü için saha denetimlerine başlandığını ifade etti. Nebati, e-spor sektöründe elde edilen tüm gelirler radar sistemi tarafından yakından izleniyor. 3000 kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldığı ifadelerini kullandı. Nebati, uzaktan çalışma yoluyla gelir elde eden dijital göçebelerin de yakın takibi alındığını vurguladı. Serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup gerekli işlemler başlatılmıştır diye kaydetti. Herkese selam arkadaşlar, ben Gökhan. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Küçükçekmece'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz türbe Seyit Abdülselam Çelebi'nin türbesi. Peki söz konusu yasa kapsamında istisna belgesi almak için ne yapılması gerekiyor? Öncelikle ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine başvurarak istisna belgesi alacak. Diyecek ki ben bu tür faaliyette bulunuyorum ve dolayısıyla bana istisna belgesi verin. Mükellefiyetle ilgili görevlerinin bu yeni talep ettiği hususla uyumlu olup olmadığına bakılıp incelenip ondan sonra bir mükellefiyet tesis edecek. Vergi dairesi buna mükellefiyet tesis ediyor ve istisna belgesi veriyoruz. Bu istisna belgesini aldıktan sonra
bulunduğu yerdeki herhangi bir banka veya özel finans kurumlarına giderek orada hesap açılıyor. Bu banka şubesi hesap açarken bu amaçla bu hesabın açıldığını bilmesi gerekiyor. Bu hesap açıldıktan sonra da bu kardeşimiz tekrar bizim yine tebliğ ekindeki dilekçesini ilgili vergi dairesine ibraz ederek ben şu bankada bu amaçla bu hesabı açtım ve bundan sonra bu faaliyet neticesinde elde edeceğim kazançlar bu hesaba yatırılacak diye bize bildirmesi lazım. Demek ki bu kardeşlerimiz istisnadan yararlanabilmek için öncelikle mükellefiyetler yoksa mükellefiyet tesis edilecek, mükellefiyetler varsa uygun hale getirilecek, mükellefiyet yoksa mükellefiyet tesis edildikten sonra istisna belgesi verilecek kendilerine ve o istisna belgesiyle bankaya gidecek, bankada hesap açılacak. Hesap açtıktan sonra bu açılan hesabı ilgili yine vergi dairesine bildirecek ve istisna işlemleri başlayacak. Borsa Derisi kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Petkim konuşacağız. Petkim bilançosu açıklandı. Peki bu kardeşlerimiz nasıl vergilendirilecek? Bu kardeşlerimiz biraz önce bahsettiğimiz gibi açılan banka hesaplarına yatırılacak bu tahsilatlar. Banka kendilerine ödeme yaparken %15 oranında tevkifat yapacak. Yani esas demek ki istisnanın esprisi banka şubelerince bu kişilere bu tür ödemeler yapılırken kaynaktan kesinti sureti %15'lik bir tevkifat yapılacak ve geri kalan ödeme yapılacak. Peki bu kardeşlerimiz bildirmezler ise, bu tür faaliyetlerini bildirmezler ise bu durumda istisnadan yararlanamayacak, normal ticari bir faaliyetmiş gibi vergilendirilecektir. Eski İnönü Stadı ve yeni Beşiktaş Arena Stadımız. Siyah beyaz ölümsüz yaşam. Beşiktaş, Hakaretler Yokuşu. Bugün Beşiktaş'tayız. Hakaretler Yokuşu'ndan çıkarak kulüp binasına varacağız. Sosyal güvenlik uygulamalarındaki temel kanun olan 5510 sayılı kanunun 4. maddesi sigortalıları düzenliyor. Bu kanuna göre, sosyal medya içerik üreticisi işçi, memur veya emekli ise Bağkur mükellefiyetinin dışında tutuluyor. Daha net ve sade bir açıklama ile, işçi, memur ve emekli olanların vergi dairesinden istisna belgesi alıp herhangi bir bankadan açacakları hesap ile ödemelerini almalarında hiçbir problem yok. Ev hanımı, öğrenci ve hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan sosyal medya içerik üreticileri için durum biraz farklı. Bu kişiler istisna belgesi alarak başvuru yapmaları halinde vergi istisnasından faydalansalar da, otomatik olarak Bağkurlu olacaklar. Gelirleri yüksek olan sosyal medya içerik üreticileri için bu bir fırsat olsa da, Bağkur primi kadar kazanamayanlar için büyük sorun teşkil etmektedir. Peki bu durumdaki sosyal medya içerik üreticileri ne yapmalıdır? Bu durumdaki sosyal medya içerik üreticilerinin tek yapacağı şey ise, ödeme eşiklerini yükselterek beklemek olacaktır. Uygulamaya yeni konulan bir kanun olduğu için, eksiklikler ve şikayetler göz önüne alınarak bu sorun ileriki günlerde gündeme gelecektir. Bu durumda olanların mağduriyetlerini belirten dilekçelerini CİMER'e bildirmeleri de fayda var.